Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'umuzun güzel ilçelerinden birisi olan Üsküdar'da yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyorum. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? Ya inanacak değil mi bunu? Evet, abi yani mevcut hükümete vermeyeceğiz tabii ki. Tamam. Yani bu gençlerden oy alamayacaklar zaten büyük ihtimal. O biraz öyle iddialı bir oluyor. Bazı gençler vereceğiz diyorlar. Ya vereceğiz diyorlar ama aynen. Bence çoğunluk bizim gördüğümüz vermeyecek AK yani. AK Parti'ye yok. Hangi partiye yazalım? Anketimi sayaşla. Ya şu an ben çekimserim açıkçası. Aklımda bir parti yok. Ama AK Parti yok. Ama aynen. İktidar değişecek yani bize göre. Oyumuz dediğimiz gibi AK Parti'ye değil kesinlikle. Doğru politikaları izlerse Cumhuriyet Halk Partisi'ne bizim oyumuz. İzlerse? Evet. Peki. Hiçbirine. Neden efendim? Efendim? Ne için? Kızgın mısınız, kırgın mısınız? Beklentilerin hiçbir yok ki. Peki hangi parti bir seçmen kaybetti? Daha önce hangi partiye veriyorsunuz? Ben değişken veriyorum. Değişken, okey. Bugüne kadar. Tamam. AK Parti'ye. Neden? AK Parti'ye veriyorum, kime vereceğim? Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Efendim? Veririm. Yok, biz CHP derse ne için diyoruz? Yani... Çalışıyorlar. Ha, çalıştık. Çok güzel çalışıyorlar. Tamam. Oyumuz, ben İYİ Parti'ye vereceğim. İYİ Parti'ye, neden İYİ Parti efendim? Vallahi İYİ Parti'ye vereceğim. Artık değişsin istiyorum bu iktidar. Üsküdar'da mı oturuyorsunuz? Ben Fikirtepe'de oturuyorum. Kadıköy mağalı. Hı hı. Tamam. Bu pazar günü bir seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Cumhuriyet Halk Parti'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? Neden memleketi bir şey bırakıp teşhüzete çıkarmadı? Uçurduk diyorlar. Köprü, yol, baraj. Tabii. Daha kazma vurmadan para buraya giriyor. Ondan sonra 30 sene mukabele, 40 sene mukabele yapıyor. Vatandaş çalışıyor, ödüyor orayı. Demirel köprü yaptı. Devletin bütçesinde yaptı, bir kuruş vatandaş ödemedi orayı. Ama bunlar kazma Türk şirketi olsun, yabancı şirket olsun, yol olsun, geçit olsun, köprüler olsun, daha kazma vurmadan para peşin buraya giriyor. Ondan sonra bitten sonra 40 sene, 30 yap, sene. İşle devlet modeli, halkın zararına mı iş verir hem size? Zararında da memlekete bir şey kalmamış ki. Tamam. Bu üç camileri de sana satacak, eğer kazanırsa. Allah korusun. Oyum şu anda belli değil. Kararsızlardanım. Korkuyor musunuz? Söylemek mi istemiyorsunuz? Kararsızlardanım. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Yarın mesela, yarın. Daha sonra değişir. Yarın sandığa gitsek. Yarın olmadığına göre şu an kararsız. Düşüncem var. Oyumuzu Millet İttifakı'na vereceğim. İçinde hangi parti efendim? Dört parti var şu an. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Ben eskiden MHP'liydim, şimdi İYİ Partiliyim. İYİ Parti'ye veriyorsunuz. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Neden MHP? MHP Goya Milliyetçi Parti. Tank fabrikası satılıyor. Lan niye tank fabrikasını satıyorsun demiyor. Onun için MHP'den vazgeçtim. Tamam. CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Çünkü memleketin ayarları bozuldu. Fabrika ayarları bozuldu. Dönmesi için CHP'ye vereceğim. Millet İttifakı'na vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. HDP. Neden efendim? Biraz açsak iyi olur. Neden HDP? Yani bu kadar zulme ve haksızlığa uğrayıp ayakta kalabilen tek parti olduğu için. Üsküdar'da mı oturuyorsun? İzmir'de oturuyorum. İzmir. Oyumuzu daha ben karar vermedim. Peki efendim. Göreceğim mi beni? Dayı. Sen dedin göreceğim mi? Erdoğan'ın başına sorma. PKK'yı Erdoğan çözecek. Hadi yürü. Hadi yürü. Yetmiyorum hadi. Ya. Tamam. Ben buralıyım. Ben Üsküdarlıyım. Konuşma. Niye kovuyorsun beni? Tamam. Sen bu adamla bana bak. Ben de Üsküdarlıyım. Maskeni tak amca. Amca lütfen. Tamam. Tamam sen gel bana konuş. Boş ver. Kardeşim. Tamam. Sıkıntı yok. PKK sorunu var ülkenin. Tamam amcacığım sen maskeni başka tak. Başka bir sorunumuz yok. Tamam maskeyi tak ben bunu çözeceğiz. Tamam sıkıntı. Bunu da Erdoğan'la devlet amcacığım. Tamam bağırma. Devlet Bahçeli tam devlet adamıdır. Devlet Halk Parti'nin tam ağzını konuşuyor. Değil mi? Evet. Sen beni biliyor musun? İnternetten söyle diyorum seni ben. Tamam amca Allah razı olsun. Yok. Ben diyor bu ülkeyi seveceğim diyor. Meral Akşener konuşturuyor.
Bence AK Partiliyim. Hepsini denedim. 70'ten beri deniyorum. Bize konuşanlar var ya. Millet. Siz burada devlet başkanı burada 5 tane adam yanısına gezdiriyorsun. Vallahi de böyle. Allah'ın üzerine yemin olsun ki sen yalan söylüyorsun. Bize kavga çıkarttıracak. Allah'a, peygambere 128 bin yemin olsun ki sen yalan söylüyorsun. Dün değil evet ki ben namazdan çıktım. Özgür Özler ben imam hatipler kapansın dedi mi? Tamam da amcacığım benim anlamadım. Niye bağırıyorsun? Biz normal insan gibi konuşamayacak mıyız? Şey, abicim ben konuşamıyorum ki. Yok abi şimdi doluyum, bu adam dolmuş. Sakın ben, her şeyi abi, anlat. Ben her şeyi. Doluyum diyor. Tamam dolu, tamam diyor. Tamam hadi. Teşekkür ederim amcacığım. Allah razı olsun. Amcacığım bak fikrimizi her yerde söyleyebiliriz. Kimseyi kırmadan, bağırmadan. Elbette ki sen bir davrandığın gibi davranmıyorsun sen YouTube'da. Şeyde. Ben televizyon sen beni karıştır. Ben YouTube'da varım. Ben televizyonda yokum. Peki TC'nin devlet memuru gazisiyim ben. Güneydoğu'da terör gazisiyim. Buraya bir tane halk ekmek büfesi koydu büyükşehir. Üsküdar Belediyesi buraya büyükşehir koydu diye benim elektriğimi vermiyor. Ben burada günde 10 bin kişiye ekmek dağıtıyorum. Hilmi Bey dün televizyonda konuştu. Dedi ki 3 tanesi 10 tane biz yer verdik. 3 tanesi hayır yanlış. Efendim, benim yerim burası kaldırmaya çalışıyor. Ben bir gaziyim. Bakın ben bir gaziyim. Devletin gazisiyim. Beni arka plana atamazsın. Anayasanın 61. madde hakkım benim. Yolu beni kapatıyor atamazsın. Dedi. Yolu kapatıyor. Hayır. Bakın siz görün yolu kapatan yer neresiymiş görün. Şu büfe bak gözüküyor. Hangi neresi efendim, oyu hangi partiye sorumuzu oyu hangi partiye vereceğiz? Ben oyu CHP'ye veya İyi Parti'ye vereceğim. Vatandaşlar var ya hepsi bencil. Herkes kendi. Ben sorumu sorayım mı? Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Bak kesinlikle ben ya MHP'ye veririm ya MHP'ye AK Parti'ye veririm. Peki devlet Almanya'da çöp toplayan adamlar var. 70 yaşında gidiyor, şişe topluyor, pet topluyor, depozit alıyor. Saygılar abi. Ama siz yapmıyor musunuz? Siz bir partiye oy vereceksiniz. AK Parti'ye vereceğim ya. Neden efendim? Ben o partiden başka ben görmüyorum. Ayran kasem önümde oldukça kimsenin balını düşünmem. Açlık, ölümle kulağımı bursa bile hürriyeti köleliğe satmam ben. Bugünlük böyle ama oyum AK Parti'ye. AK Parti'ye. Siz bizim fakirliğimizi, onlar daha doğrusu onlar fakirliğimizi hor görüyorlar. Biz fakiriz. Biz fakiriz. Dünya fakir. Dünya diyorum. Türkiye fakir. Ama bu bizim şu montu veya ya da işte marka ayakkabıları almamızı engelleyemez. Biz her şeye hakkımız var. Her şey delikanlım. Seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Birincisi Recep Tayyip Erdoğan hariç herkese veririm. Meral Akşener'e de veririm. Bir tane parti söyleyin. CHP. Tamam. Ben 72 yaşındayım. Şimdiye kadar bu ne yaptılar? Bu Kılıçdaroğlu bu Halk Parti ne yaptı? Cumhuriyeti, CHP Cumhuriyeti kurdu diyorlar. He, CHP Cumhuriyeti ne yaptı? Cezaevleri, yoksulluklar, her şeyler oradan çıkıyor. Yine AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Efendim? Neden? Neden mi? Ben dedi gelirsem dedi Kandil'i dümdüz edeceğim dedi. Kandil'i. Kılıçdaroğlu mu? Evet, anlamak lazım. Sen Kandil'e Ankara'dan yürük HDP eş başkanıyla yürüdün geldin. Nasıl oluyor iş? Bu pazar günü seçim olsa ben oyumu CHP veririm. Neden CHP efendim? Çünkü CHP emekten yanadır, ezilmiş insanların yanadır, ulakı yiyenlerden karşı çıkıyor, icraat yapacak, ulakı yemez. Üsküdar'da mı oturuyorsun? Üsküdar'da oturuyor. Emekli bak, emekli 2500 lira para yaptı, onunla övünüyorlar. Ya emekli 2500 lira para yaptı, onunla övünüyorsun. Ben mübarek adam, adam 2500 lira alıyorsa, adam kira veriyorsa nasıl geçinecek? 2500 lira zam yaptın. Kimine zam yaptı? Güya zam yaptı. Efendim diyor ki 1500 olan maaş 2500 oldu. En az 2500 oldu. Güzel bir şey değil mi? Ya 2000... En az 2500 oldu. Güzel hiç güzel bir şey. 2500 lira bir kira parasıdır. Eyvallah. Var. Onlarda da bu yeter demiyorlar. Tamam yeterli değil ama 1000 lira mesela desek 1500 %20 1700 olacak. 2500 yapmış en azından. Bir aşama değil mi o da? Bir teneke ya 150 liraysa bak bir teneke 150 liraysa bir karton yumurta 50 liraysa bir kilo elma 10 liraysa bir kilo muz 25 liraysa haydi şimdi sordum 105 lira olmuş. 110 lira olmuş. Araba alıyorsun 150 liraya 5 liraya veriyorsun. İyi seviniyorsun. Ev alıyorsun 150 liradan 300 lira olunca seviniyorsun. Ayçiçek yağına 20 lira zam 30 lira zam gelince ağlıyorsun. Ya %100 zam. Yani efendim kime oy vereceğiz? Kime? Oy. Piyasada henüz kararsızım.
%100 piyasada enflasyon var, %100. Partiye vereceğiz efendim. Oyumu ben HDP'ye veririm. Tabii bütün Türkiye'nin birleştirmesi için. Bütün ırktan, mezhepten. Tabii ki birleştirir. Her zaman AK Parti'ye veririm. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Çünkü milletin gözü kör değil, kulakları sağır değil abi. Şimdiye kadar... Hayır abi, hiç de değil. Çünkü bugün bir Avrupa ülkesine gitsinler görsünler. Amerika'nın. Ben oy kullanmıyorum ya. Karşı mısınız? Yok yani kullanmadım hiç. Tamam. Tamam şu an. Karşı mısınız? Verirsem CHP'ye veririm sanırım. CHP'ye. Seçim olsa bir genç olarak hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Neden AK Parti'ye karşısınız? Şöyle söyleyeyim. Az önce hani asgari ücrete zam verdi ya. Ben öğrenciyim. Benim param hiçbir şekilde hiçbir şey yetmiyor. Bir kalem almaya kalkıyorum. Kalem olmuş 10 lira. 10 liradan aşağı bir kalem yok. Peki ben 10 lira kaleme mi vereyim? Silgiye mi 10 lira vereyim? Suya mı 2 lira vereyim? Kantinlerde, bütün kantinlerin, bütün okullarda. Çünkü hani zam geldiği için bazı şeylere de zam geliyor. Onlar zam eklendikçe ekleniyor. Evet, okula gidiyorum ben. Annem bana 50 lira veriyor harçlık olarak. Yetmiyor. Ucum bitiyor. 17 lira uçuyor. 17 lira büyük cidden. Peki AK Parti'ye yok dediniz. Hangi partiye yazalım oyunuzu efendim? Şimdi şöyle bir şey var. Hani bu ülkede cidden kimse yönetemez. Bu ülke düzelmez. Ama şimdi şöyle bir şey olsa hiçbir partiden yana oyumu kullanmam. Boş bırakırım. Neden umutsuz? Bu ülke sizin de olacak. Ama neden yanlış olsun ki? O zaman başka senin oyun hiç kullanmak zorundasın. Bu konuşmanın hepsini bitiriyorsun şu an sen. O zaman Türkiye'yle işin yok, sen oy kullanmayacaksın. Bir tercih yapacaksın. Hayır, Türkiye'yle neden işim olmasın? O zaman ülkeyi yönetebilen birisi mi var ben oyumu vereyim? Allah Allah, sen versen de vermesen de biri yönetiyor. Olmaz ya. Yönetemiyor ki, yönetemiyor. Şimdi şöyle diyorlar kızım, bakar mısın? Diyorlar ki AK Parti'ye kızgınsın. Sen oy boş kullansan AK Parti'ye yarayacak. Neden birisine vermiyorsun rakibine? Vereceğim birisi de olsa CHP olur. Abi Erdoğan'a her partiye veririm. İşte bizim anketimizde öyle bir şık yok. Veririm. Veririm. Ben hain değilim. Ben vatanımı satmadım. Tabii. Vatanını satan, toprağını satanlar düşünsün. Ben seni tanıyorum. Sen merak etme. Ben seni tanıyorum. Şeyini ne yapacaksın? Tanıyorum. Hangi parti yazalım? Nasıl? Hangi parti yazalım oyunuza? AK Parti yok. İyi Parti olabilir. İttifakına veririm. İçinde MHP mi, AK Parti mi? MHP'ye veririm tabii ki. Milliyetçi Hareket Partisi. Neden efendim? Bu ülkenin BK'sıdır Milliyetçi Hareket Partisi. Onu temiz ve kağıdı veren suçludur. Temiz kağıdını veren kişi suçludur. Tamam mı? Ekrem İmamoğlu vermedi. Onu Ekrem İmamoğlu mu verdi o savcılık belgesine? Efendim oy kime? Oyunuz hangi partiye? Oy. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Boş, milletin boş zamanı alıyorsun. Yargısız infaz. Boş zamanı alıyorsun, tamam mı? Tangır tungur boş zamanı alıyorsun. Arkadaşlar konuşun. Efendim buyurunuz. Beyefendiciğim. Evet, biraz açın lütfen. Bu kadar konuşmamızın özeti buradadır. Nedir efendim? Anladım. Bu poşetin içerisinde bir kuzu kellesi dört paça var. Evet. Fakir fukara yemek yiyecek, çorba pişirecek. Buyurun efendim. 131 lira 66 kuruş. Bir daha söyle, ne var içinde? Bir kuzu başı. Dört paça var. 131 lira 66 kuruş. Buyurun, işin özeti budur. Ne sabıka kağıdı? Halkın geçimi budur kardeşim. Boşuna konuşuyoruz. Lütfen. Oyumuz hangi partiye? Bize verilen soru... Önümüze Allah nasip ederse biz verecek partimizi biliyoruz. Hayır efendim. Biz biliyoruz partimizi. Devlet beyefendi, hayatından memnun olan bir kişi varsa gösterirseniz onu... Abi memnun. Bey olmazsa sen bu ülkede olamazsın. Milliyetçi ülkücü hareket olmazsa yapmayın sen bu kardeşim, ülkede olamazsın. MHP'nin neresi? Olamazsın. Olamazsın. Bir soru soracağım. Meral Akşener'le mi bu ülkeyi kurtaracaksın? Bir soru soracağım kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'yle mi kurtaracaksın? Ben... HDP'yle mi kurtaracaksın? Bu vatan toprağın kara bağrında. Sıradağlar gibi duranlarındır. Benim millet. Sen benim milliyetçiliğimi kimse yargılayamaz. Yıkamayacaksınız. Bu vatan sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Dağdaki PKK'ya sahip çıkıyorsun. Sahip. Yapmayın PKK. Dağdaki PKK'ya sahip çıkıyorsun. Peki bir şey soracağım. Bırak bu işi. Teşekkür. Eline alınlar. Bak onu almışsın sen. Paran var ki almışsın onu. Oyda. Paran olmasa alamazsın onu. Tamam mı? Cebindeki telefonuna bak. İftira atarak. Benim. İftira atarak devlet yönetilmez. 10 milyarlık telefon. İftira atarak devlet yönetilmez. İspat edilmeden. İspat edilmeden. İnsanlar zan altına alınarak.
Asla devlet yönetilmez ispat edilmeden. Neden çok sinirlisiniz? HDP'nin koluna girip HDP'nin omuzuna. Ben yaşlı bir insan olarak hayatta en nefret ettiğim şey iftiradır. Ondan dolayı sinirleniyorum. Bu vatan için ben saçımı süpürge etmişim. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Kimse yıkamaz. Efendim saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Kimse yıkamaz burayı. Saygılar. Efendim ülke bizim. Ülkemiz nereye gidiyor? Ülke nereye gidiyor? Ülke. Ülke çok kötü durumlara gidiyor. Uçtuk uçuyoruz diyorlar. Yani maddi olarak da gidiyor, manevi olarak da gidiyor. Barak uçuyor. Manevi olarak da gidiyor. Bizim kadar... Ya bizim kadar, tamam ben parti değil, ben Atatürk ve Cumhuriyet bilirim. Atatürk ve Cumhuriyet. Vatan bilirim, vatan toprağım, biz hakkı milli sınırları. AK Parti oy verenler ülke uçuyor diyorlar. Uçuyor doğru, delirmekten uçuyor. Tabii, aşırı zenginlik de deli eder insanları. Aşırı zenginlik de deli eder tabii. Kemikleri sızlar sizi böyle. İyi Parti'ye vereceğiz çünkü 19 senedir Türkiye'nin geldiği durum ortada. Şimdi herkesin cebinde internet var, telefon var. Türkiye'nin borcu 550 milyar dolar. Gini katsayısı 0404. Mesela Gini katsayısı diye sorsanız kimse bilmez. Ama ekonomik durum ortada. Dolar 13 lira oldu. AK Parti seçmeni uçuyor diyor, ülke uçuyor diyorlar. Provokasyon yapıyorlar. AK Partililer öyle bir şey demiyor. Burada provokatörler var. Onlar söylüyor kardeşim. Elektrik %120 zamlanmış. Daha yeni dün, 2 gün önce. Tabii. Peki 6 liraydı benzin. Şu an benzin ne kadar? 12 liraya yakın. Tamam, %50 zam gelmiş. Peki maaşlara da %50 zam aldı mı insanlar? Evet. Peki efendim gitti devlet... Gitti o zaman, sen yani aldığın para gitti. Sizden önce birisi her şey güllük gülistan, hatta tartıştınız, nedir? Ya ben bağırmasına, insanlara bağırıyor, gaza getiriyor. Ben ülkücüyüm diyor, böyle ülkücü olmaz yani. Böyle bağırarak, Meral Akşener bir kere laf söylüyor. Meral Akşener yani 19 yıldır Meral Akşener mi yönetmiş bu ülkeyi bu hale getirdi? Bakın AK Parti'nin içinden çıkan Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Bunlar AK Parti'de 10 yıllık sürecinde AK Parti'nin. Bunlar söylüyor, biz yani... 15 yıl. Tamam. Doğru mu oldu yani? Onlar söyledi, onlar doğru oldu. Yemin ediyorum ki yurt dışında gelişmiş ülkelerde hiçbir ülkeden 65 yaşında emeklilik var mı? Gelişmiş ülkelerde. Siz kaç yaşında emekli oldunuz? Refahıyla bir misin? Bizde, kaç yaşında? Bir misin sen? Onun refahıyla bir misin? Bir misin? Benim kardeşim, benim kardeşim 39 yaşında emekli oldu. İşte bu ülkeyi böyle bu hale getirdiler. Biraz annemizin şimdi dik durduk. Biraz dik durduk. Dinle beni. Biraz dinle. Ben dinledim. Ben dinledim seni. Biraz dik durduk. Şimdi dünya ayaklandı. Biz de annemiz onların piyonu olarak biz de ayaklandık. Şimdi bu memlekette annemiz biraz o kafa tuttu ya. Dünya kafa tuttu ya. Böyle bir kabadayı sen olur mu ya? Sen konuşuyorsun da şimdi bak. Sus bir dakika. Sus. Ben o yüzden girdim. Bak, siz şimdi devam edin. EYT'li kişi. EYT'li olan kişi. O zaman ona iş vereceksin. O zaman ona maaş verecek. Belli bir kısım para vereceksin. O insanlar karışmasına tam. Susmuyor. Nerede iş bulamıyorsun? Sen ona bir dakika dur. Bir dakika dur. Ben de dursun efendim. Tamam, siz de dursun. EYT'liye sen ya iş vereceksin. Doğru. Ya maaş vereceksin ki bir miktar. Geçinebilsin. Bu insanlar 50 yaşında. 45 yaşında. 45 yaşında, 50 yaşında. 50 yaşında, 40 yaşında 8 yıl bekleyecek, iş de vermiyorlar. Yani 40 yılda. Ne yiyecek? Annesinden yaşına gelmiş. Annesinden babasından mı para alacak? Ailesinden mi alacak? O zaman anne baba ölmüşse ne yapacak? 45-50 yaşındaki ya, insan. Bunun demali doğru muydu yani? Bu dediği tamam ya. İşe alıyorlar diyor. Ben işçi bulamıyoruz be. Ne diyorsun? Adam bulamıyoruz. Adam yurt dışından gelen işçiler alıyor, çalıştırıyor. Allah benim, ben sana benim kendi evimde benim doktor var. Doktor benim evimde. İşsiz doktor var. İstiyoruz oturduğumuz yerde. Kim beğenmiyor iş? Kim iş beğenmiyor? İş mi var? Yok mu? Bir gün seçim olsa kim oy vereceğiz efendim? Akşener'e. İş bulamayız. Doğru söylediği için Akşener'e vereceğim. Devlet bir kişi hiç utanmadan, sıkılmadan 5 tane maaş alıyor. Allah'ım vicdanı yok.
yok mu bu insanın? Bunun vicdanı nerede? Ama burs veriyorum dedi aldıklarımı dedi. Ha? O aynı kişi burs veriyorum aldım paralar dedi. Burs veriyorum. Burs mu veriyormuş? Ya bırak Allah aşkına ya. Kim getirirse dibinden aşağı gitsin be. Şerefsiz olsun be. Kim getirirse kim ona da destek veriyorsa öyle olsun. Hadi bırak o işleri. 125 milyon dolar nereye gitti? 125 dolar nereye gitti? Ola 125 dolar mı? Bu memlekette nereye gitti? Nereye gitti? Saldılar. Kimi çaldı? Kim çaldıysa bu memleket var. İşte başta Güler çaldı. Bu milletin hakkını kim yemişse onun senin gibi dibinin aşağı gitsin be. Adamlar 10 tane aylık alıyor. 10 tane aylık alıyor be. 10 tane. Evet. 10. He? İmamoğlu çıkarttı. Bak niye halk ekmek yedik? Ucuz oldu İslam. Bu ekmek gibi, bak şimdi bu ekmek gibi hiçbir kimse ekmek yapamaz. Hanımefendi bunu İmamoğlu çıkar, bunun fabrikasını İmamoğlu kurmadı. Kim kurdu? Kim kurdu? Ya bak, 35 sene önce kurdu. Bir şeyden haberi yok. Ahmet İsmail kurdu, Ahmet İsmail. Ahmet İsmail kurdu. Halk ekmek, halk ekmekleri Ahmet İsmail rahmetli kurdu. Tamam mı? 1980'lerde. Ha? Evet, o kurdu. O da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıydı. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal bir partidir. Sosyal devlet olan, devlet hizmet eden parti. Bu ülke anlıyor İslam bu anlıyor musun? Kur'an-ı Kerim anlıyor musun? Sol kitabı. Sen bana bak ben, sen benim... Sen benim din... Ne demek yani ya? Sen benim dindarlığımı mı yargılıyorsun? Dindarlığımı mı yargılayacaksın? Sıkışınca dine dönüyorsun zaten. Birisi kitaba dönüyor, birisi... Sen benim dindarlığımı yargılayamazsın. Adam biliyor sana ne? Yok, farz giyiyor sana ne? Ha? Adam ateistin sana ne? Yani. Misal yani. Sen benim dinim atmasın. Ya ikizler onlar ya. Benim dindarlığımı yargılayamazsın. Elhamdülillah demane değil Müslümanlık. Biz uzatıyoruz mu onların dinine mesela? Ateiste bir şey diyoruz mu? Biz de kimseye uzatmıyoruz. Kime uzattık? Kime? Dünyanın zaten bir yolu var. Başka bir şey yok. İslam Kur'an'ı, İslam bütün dinlere annemizin özgürlük tanımış. Abi hayat pahalı mı ucuz mu? Hayat nasıl? Hayat he? Hayat pahalı gayet tabii ya. Ben sorarım ama. Ama şöyle sor hani. Geçen yeni Maliye Bakanımız, Bakan Nebati dedi ki merkezi yerlerde dedi kiralar dedi 1261 TL. Şimdi ben Zeynep Kamil'de tepede dedi 1800'e kalıyorum. Şu merkezi bir yerde bana 1261 TL bir tane daire kirası gösterin de oraya geçeyim. Öyle mi dedi Nebati? Öyle dedi. TBMM'de öyle dedi. 1261 TL dedi merkezi yerlerde ev kiraları. O Şanlıurfa'yı söylemişti. Ne veriyorum? O Şanlıurfa'yı söylemişti. İstanbul'u söylememişti. Hayır, bütün merkezi yerler için geçerli dedi. Valla. Yanlış mı? Tamam ona. Peki efendim o kime? Valla. Kesinlikle bu hükümete değil. Tamam. Karşısında hizmet yapacak insana vereceğim. Burada İmamoğlu'na verdim. Kesinlikle yine karşısında duracak, hizmet yapacak insana vereceğim. Vallahi yani burada karşısında İyi Parti çıkarsa İyi Parti'ye veririm, CHP çıkarsa CHP'ye veririm. Benim için hizmet efendim, yapacak devlet, insan önemli. Devlet baş. Dolar düştü dediler. Ya dolar da 8 TL'den 13'e çıktı. Bu nasıl bir düşme? Onu da ben anlamadım da. 14 aynen bugün 14 küsürdü. Takip ediyorum bizzat. Şimdi benzin 7.5'tan 13.7'ye çıktı. Tabii buyurun. Kusura bakma lafını kesmeyeyim. Bu röportajın amacı ne? Biz 13 yıldır söyleyeyim 13 yıldır. 13 yıldır sokak röportajı yapıyoruz. Evet. Gazetemiz var. Reklamlardan para kazanıyoruz. Röportaj o. Başka bizim bir siyasi şey. Bir saniye. Bir dakika. Sen şimdi bu kardeşimizden röportaj yaparken burada birbirine insanlar ben seni vururum diyor. Var mı haberin? Yok haberim yok. Ben emniyet değilim. Şimdi burada adamla röportaj yapıyorsun. Yapmayalım mı? Bir dakika. Gazeteye girmeyelim mi? Yap. Ama herkes bu ülkede işini düzgün yapma mecburiyetliği var, anladın mı? Sen burada Üsküdar Meydanı'nda bir şey yapıyorsan önce işini doğru yapacaksın, bu bir. Yanlış nerede efendim? Bir dakika. Bak şimdi adama diyorsun ki. Tamam. Kime oy vereceksin? Bir dakika. Ya önemli değil kameraman. Önemli değil. Siz onu ayarlarsınız. Çatıdan ayarlarsınız. Bazadan ayarlarsınız. İçine koyarsınız onu. Sıkıntı yok. Ha, bitirelim onu biz. Şimdi bu adama diyorsun ki kime oy vereceksin? Değil mi? Bu adama başka bir şey soruyorsun. Öbür adama başka bir şey soruyorsun. Bir saniye. Bitireyim mi ben lafımı? Bir tane soru aynısını soruyoruz. Ayrı bir soru yok.
Ne? Kurtaş yasak, yasak. Senin ışıkların. Sen beni tanıdın mı? Bir bak bakayım bana. Bir dakika sen abi, beni tanıdın mı? Diyorsa yapsın. He. Burada sen bana iyi bak ha, sen beni tanırsın. Sonunu kabul etmesi lazım. Nedir sen beni tanırsın? Atlama fazla. Abi konuş. He, ben Üsküdarlıyım. Ben doğma büyüme buralıyım. Seni eleştirmiyorum. Diyorum ki ben polis bak, değilim, zabıta değilim. Evet. Ben burada kameramı kurdum. Sen ki sen bu kardeşimizden röportaj yaparken tamam, burada adamlar biri öbür dinden, öbürü Hristiyanlıktan, öbür öbürüne sen ona ben ne yapayım? Yaş... Benim suçum ne? Ben emniyet miyim, zabıta mıyım? Onlar bu adam çocuk mu? Benimle tartışmayacak. Bu adam bundan tartışmayacak. Ben mi tartışıyorum? He. Ben mi tartışıyorum? Tartıştırmayacaksın yani, anladın mı? Ama ben tartışın demiyorum. Sen bu sokakta röportaj yapıyorsan ya buraya hakimiyetini koyacaksın ya da burada yapmayacaksın bunu. Biz şöyle düşünüyoruz. İnsanlar olgun insanlar. Olgun insanlar kavga etmezler diye düşünüyoruz. Böyle derken? Ne? Böyle derken? Ne? Bizim abi, konuştuğumuzla bizim... senin konuştuğun ne? Üstadım Üsküdar mıyım dedim. Girmedik. Herkesin bir düşüncesi var. İnsan diyor ki bak kendi düşünceni söyle diyor. Burada kimse gerizekalı değil. Hani birbirine girecek kadar gerizekalı değil. Girenler de gerizekalı zaten. Öyle mi? Doğru diyor. Doğru diyorum ben. Helal olsun. Zaten bir toplumda 10 tane erkek konuşsun. Bir dakika. 10 tane erkek konuşsun. Bir tane kadın bir laf desin. 9 tane erkek kadına atsın seni. Bugün seçim olsa hangi parti versin? Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden AK Parti? Buyur. Kitle mi? Nene senin kitlen mi? Doğru bulduğum için onu. Tamam. Muhalefet tarafına vereceğim ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. CHP'ye. Evet. Peki. Ekrem İmamoğlu'na veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Kesin, kesin. Peki. Bir parti veya CHP, ikisinden birisine. Evet. Yorum yok. Yorum yok. Temizlerlere vereceğim. Temizler? Kim var orada? HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Halkın, evet. Neden efendim? Her şeyi açık ve şeffaf olduğu. Kez duydum temizeller. Temizeller evet. Öyle diğer ismi mi? Evet en güzel ismi temizellerdir. Temizeller Partisi. Öbürleri hepsi bellidir. 20 senedir ülke yönetiliyor. Bütün yaşlılar ekmek kuyruğundan saatlerce bekliyor. Bunu görebiliyor musun? Gençler utanıyor gidemiyor. 3 saat 4 saat ekmek almak için kuyruktan bekliyorlar. Yaşlılar. Bütün yaşlılar şu anda sokakta ekmek bekliyor. Halkların Demokratik Partisi. Neden efendim? Ya sözünün eri bir parti. Ne söylediyse geri adım atmadı. Şu ana kadar hiçbir geri adım atmadı. İmamoğlu. CHP diyoruz. Evet. Tamam. Devlet olsa oyumuzu kime vereceğiz? Kime vereceğiz? AKP'ye. AK Parti neden efendim? Neden? Evet. Her şey ortada. Tamam.